ve Selçuk Şirin Hoca'yı dinleyeceğiz kapanış konuşmacımız olarak. Ama çok şey öğrendik. TÜSİAD'ın bu kadar içinde politikada, siyasette barındıran bir konuyu bu kadar içerikli, donanımlı, yoğun bir şekilde gündeme taşıyabilmiş olması, verilerle, isimlerle taşıyabilmiş olması hakikaten gurur vesilesi. Ben çok uzatmayayım. Hocamız hazırsa biz ona bırakalım sözü. Hocam sizi tekrar canlı görüyoruz galiba, değil mi? Canlı yayında görüyoruz. Hocam görmek sizi çok güzel. Çok iyi görünüyorsunuz. Bebek kitaplarını da izledik. Çok heyecanla bekliyoruz. Sözü size bırakıyorum. Sağolunuz. Teşekkürler. Ahı. Bundan galiba 5 yıl önce diyeyim de 20 olmuştur herhalde CNN'de ilk programlarından. Evet. Özleştik. İşleyebilirim sanırım. Evet. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Her şey tamam değil mi? Hocam söz sizde. Biz size bıraktık tamamen. Gayet de güzel duyuyoruz. Harika. Evet. Yarım saatim var. Bir önceki sunumun sonunu yakaladım. Sanırım epey geç de kaldı herkes. O yüzden belki de yarım saatten önce de bitirebilirim. Söz vermiyorum. Pek mutlu oluruz. Bu ilk başta epey bir istatistik vardı ama anladığım kadarıyla zaten ekonomiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Sadece birkaç istatistiği hızlıca geçeceğim. Bir tanesi dünya nüfusunun yaklaşık 1.06'sı Türkiye'de yaşıyor. Fakat dünya ekonomisinden aldığımız pay bunun neredeyse yarısı yarısına doğru azalmış durumda. Belli dönemlerde mesela 2012-14 dönemlerinde Türkiye aslında dünya nüfusunda hak ettiği yerin bir tık üstüne çıkmıştı. Ne kadar nüfusa oranla ekonomimiz, dünyadan aldığımız pay nüfusun üstüne çıkarsa işte o zaman biraz katma değer, yüksek üretime geçtiğimiz anlamına geliyor. Bu istatistiğe baktığımız zaman Türkiye özellikle 2012-14 döneminin ardından girdiğimiz bu son 10 yılda dünyada katma değer üretiminde hak ettiği yerde değil. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben bir de sefalete takmış durumdayım. Türkiye'nin sefalet indeksine baktığımız zaman burada 1939'dan yani bu indeks hesaplaması yapılmaya başladığına itibaren bakarsanız işte 24 Ocak kararlarını, 94 krizini görüyorsunuz. Bir de bu son yaşadığımız 2 yıllık dönem. Şimdi bu sefalete takmış olmanın nedeni 10 yıl arayla yazdığım iki yetişkin kitapları. Herhalde 10 yılda bir sadece yetişkinlere yazıyorum. Onun dışındaki bütün zamanlarımı çocuklar ve bebeklere harcıyorum. Böyle görünüyor Türkiye'deki benim günlerim. 10 yıl önce özellikle 2012-14 dönemindeki ekonomi bölgelerine de bakarsanız Türkiye biz bir middle income trap'e girmişti. Biraz önceki sunumda ve sanırım gün boyu bu zaten konuşuldu. İşte orta gelir tuzağına girdik. Amerika'nın 5'te 1 seviyesine geldik milli gelir olarak. Burayı aşmak için ne yapacağız? 10 yıl önce yazdığım kitabın başlığında da kullandığım gibi Türkiye'nin özgürlük anlamında açılım yapması lazım. İnovasyon oradan geliyor demiştik. Fakat aradan geçen 10 yılda maalesef artık özgürlük bir lüks oldu Türkiye'de. Geldiğimiz nokta itibariyle artık temel haklar konusunda vurgu yapmak istedim. O yüzden Ya Devlet Ya Sefalet kitabında da aynı konulara girdim. Ama bu iki kitabın özeti şu. Bunları da hızlıca geçiyorum. Özeti şu. Türkiye yapısal reform yapmak zorunda. Bu yapısal reform sözü çok kullanıldığı için ne olduğu bazen kayboluyor. Gün içerisinde eminim zaten gündeme gelmiştir ama Türkiye'de yapısal reformu biz iki defa yaşadık. Yani bunun en iyi iki örneğini vereceğim hızlıca. Bir tanesi Cumhuriyet'in kuruluş döneminde yapılan devrimler ya da reformlar adına ne derseniz deyin ya da inkılaplar. Dikkat ederseniz adaletle başladı. 1921'den itibaren önce anayasa, sonra medeni kanun, Türk ceza kanunu, borçlar kanunu, ticaret kanunu bütün bunlar 5-6 yıl içerisinde tamamladı ve ondan sonra ekonomik kalkınma süreci Türkiye'de başladı. Türkiye bunu ikinci defa ne zaman yaşadı yapısal reformu? 1960 ve sonrasında DPT'nin kurulmasıyla birlikte planlı kalkınma dönemiyle yaşadı. O dönemde de baktığınız zaman Türkiye'nin gelişim indekslerine, Türkiye 60-80 döneminde köyden kente nüfusun geçiş süreci olsun, istihdama katılım oranları olsun, kadınların iş gücüne katılım oranları olsun, aklınıza gelen bütün kalkınma endekslerinde hani 12 Eylül öncesine ilişkin özellikle benim kuşağımın algısı ekonomik realitelerden bu anlamıyla biraz uzak ama 60-80 arası Türkiye'nin en azından öncesi ve sonrası itibariyle kalkınma dönemlerinden bir tanesi de bunun da başlıca sebeplerinden bir tanesi
Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmuş olmasıdır. Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu zaman 1960'larda o dönemde Türkiye'nin en iyi yetişmiş insanların uzmanlarını çalıştırdı ve 5 yıllık dönemler itibariyle planlı bir kalkınma hamlesi yaptı. Tabii tüm diğer planlarda olduğu gibi uzun süreli bu kullanılmadı. Bir dönem ya da 1,5 dönem en fazla kullanıldı. Fakat hızlıca geçiyorum. Şimdi bu yapısal reformları biz ülke olarak 2 defa yaşadık. Yani bir işte ne zaman yaşadık? 1920-35 döneminde, bir de 1960-67-68 veya zorlarsanız 70 döneminde yaşadık. Şimdi bunu tekrar yaşamamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin kalkınmayla ilgili, ekonomiyle ilgili temel sorunlarının çözüm noktası bu daha önce yapmış olduğumuz bir kere daha yapmak. Tabii ki bugünün koşullarına uygun olarak yapmak. Bana verilen ödev eğitim olduğu için ben biraz oraya odaklanacağım. Ama eğitim de bu biraz sonra anlatacaklarımı yapmış olsanız bile, tamamını tam da benim arzu ettiğim ve ifade ettiğim şekilde yapmış olsanız bile, Türkiye temel hak ve hukuk sisteminde gerekli reformları yapmasa bu söylediklerim anlamsız olur. Yani Türkiye'de dünyanın en iyi okulunu kursanız, o eğer Türkiye'de adil rekabet ortamı olmazsa bu çocuklar mezun olduğunda ya topluma küsüp eve hapsolurlar, genci diyoruz biz bunlara, ya da yurt dışına giderler. Dolayısıyla gerçek müfredat hayattır. Türkiye'de gündelik hayatı düzenleyen toplumsal sözleşmeyi yeniden yazmamız ve buna herkesin eşit bir şekilde, adil bir şekilde katılması gerekiyor. Bunu söyledikten sonra eğitimde ne yapacağız? Eğitimde 7 başlık altında size somut önerilerde bulunacağım. Sorunları biliyorsunuz, sanırım gün içerisinde yeterince sorunlar tartışıldı. Ben orada olmadığım için kusura bakmayın, dün geldim aslında Türkiye'den. Orhan Bey'e de teşekkür ediyorum beni uzakta olduğum halde davet ettiği için. O yüzden başlayalım. Ne yapmalıyız? Şimdi eğitimde başarı dediğimiz zaman 3 tane girdisi var. Dolayısıyla reformları bu 3 alana odaklamamız lazım. Bir tanesi ev ortamı, bir diğeri okul iklimi, üçüncüsü öğretmen kalitesi. Ev ortamı dediğimiz şey okula başlamadan önce, yani ilk 6-7 yıl evde ne yapıp ne bildiği, bir okulun okul dışı zamanlarda. Yani okuldan eve geliyor, evde ne yapıyor, hafta sonu ne yapıyor ve uzun yaz tatillerinde ne yapıyor. Bu ev ortamı, eğer eğitim ve başarıyı lütfen üzerinden değerlendirirsek, bir yaklaşık 50-55 puanı getiriyor arkadaşlar. Şu demek, eğitimde başarının %50'si evden geliyor. %60'ı, %70'i bile diyebilirsiniz. Gelir seviyesi yükseldikçe bu oran artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de eğitimde bir başarı elde etmek istiyorsak, reform yapmak istiyorsak evden başlamalıyız. Birazdan göreceksiniz bunda neyi kastettiğimi. İkincisi okul iklimi. Okuldaki iklimi dönüştürmemiz lazım. Türkiye'de genelde eğitim müfredat üzerinden tartışılıyor. Dikkat ederseniz ben müfredat konusuna hiç girmiyorum. Yani Oksijen'de bir iki yazıya yazdım yazmadım. Orada da işte bunları söyledim. Müfredat çünkü hayat. Hele bu 21. yüzyılda, 2024'te çocukların bütün bilgiye okul dışında ulaşma fırsatı olduğu bir ortamda müfredat üzerinden eğitimi tartışmak ya da dönüştürmek imkansız. O yüzden iklimi değiştirmemiz lazım. Okuldaki genel iklimi değiştirmemiz lazım. Üçüncüsü de öğretmen kalitesi üzerine odaklanmamız lazım. Eğer okuldaki eğitimdeki başarı 100 puan ve bunun yarıdan fazlası ev ortamından geliyor dediysem, geriye kalanın da yarısı, yani %25'i neredeyse öğretmenden geliyor. Okulun ne olduğundan ziyade öğretmenin ne olduğuna bakmamız lazım. Dünyada bizim başarılı diye bildiğimiz pek çok eğitim sistemine baktığınız zaman orada öğretmene vurgu yapıldığını göreceksiniz. Şimdi birazdan zaten reform edileceğim mi? Eğer ümitsizseniz ya da biz bunları yapabilir miyiz diyorsanız, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıllık tarihinde aslında eğitimle ilgili dünyaya örnek olacak, model sunacak bir ülke olduğunu görüyoruz. Uzunca bir süre veriye dayalı çözümler üretmişiz. Eğitim şuraları toplamışız. 5 yıllık kalkınma planlarından biraz önce söz ettim. 1961'de ilk açıklanan 5 yıllık kalkınma planına bakarsanız, o gün eğitimle ilgili bütün istatistiklerin değerlendirildiğini ve 5, 10, 15 yıllık uzun, kısa, orta, uzun vadeli plan yapıldığını göreceksiniz. Fen liseleri örneğin o 5 yıllık kalkınma planlarında vardır. Ne vardır başka orada? Anadolu liseleri vardır. Çünkü İngilizcenin dünya dili olacağı, yabancı dil bilmeden 20. yüzyıla girilemeyeceğini tam 1970'lerde söylemiştim. Dolayısıyla bizim bu veriye dayalı çözüm geleneğini hatırlamamız gerekiyor. Bir süredir unuttuk bunu. Bunun dışında ne var? Cumhuriyet'in başlangıcında eğitim reformlarını akla gelen ilk örnek ne? Köy enstitüleri. İnanılmaz bir şey. 1921 senesinde John Dewey'in kitabını Atatürk buluyor, Türkçe'ye çevirttiriyor. 1925 senesinde John Dewey Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde profesör
Ve o dönemde biraz da yaşlı bir insan. John Dewey'yi o koşullarda, 1925'in koşullarında Türkiye'ye getiriyor. Adam 6 ay Türkiye'de eşiyle birlikte kalıyor. Bursa'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor. İstanbul, Ankara'yı inceliyor ve köy süreci bu şekilde başlıyor. Öğretmen okulları, Türkiye'deki öğretmen açığını gideren son derece ilerici okullar bunlar. En liselere biraz önce seçeneği ettim zaten. Anadolu liseleri, yani 1980'lerin başında, ben şu an salonu görmüyorum ama muhtemelen salonda dolaşsak pek çoğunuzun da gittiği bu Anadolu liselerinde biz 1980'lerin başında Türkiye'nin her noktasında herkese İngilizce öğretebildik. Bugün bunu kolejlerde bile, yani paralı çocuklarımızı gönderdiğimiz kolejlerde bile başaramıyoruz. Yatılı bölge okulları özellikle Türkiye'nin %70'inin kırda yaşadığı bir dönemde çok yaratıcı bir formül olarak işledi. Hemşirecilik okulları şu an Türkiye'de sağlıkta bir başarı varsa bunun bir nedeni tabii ki üniversitede 1930'larda 40'larda Almanya'dan gelen bilim insanları, ama bir diğer nedeni de hemşirecilik okulları, sağlık okulları ve diğer meslek okullardır. Bir diğer avantajımız yüksek öğrenim sistemi dünyada genelde iki ya da üçe ayrılabiliyor. Bir tanesi Amerikan ekolü. İşte bunu pek çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Amerikan ekolünde mesleğe başlama, kariyer gelişimi çok geç olur. Bir diğer Avrupa ekolü biraz daha erken başlıyor. Humanities based oluyor. İngilizceye kaçtım, kusura bakmayın. Bir diğeri Alman ekolu, daha ziyade teknik eğitim. Şimdi Türkiye'de üniversite sistemi farklı nedenlerle, belki kazara bilmiyorum ama sonuç olarak çok eklektik bir yapıya sahip. Yani bizde hem Amerikan ekolü var, hem Avrupa ekolü var, hem Alman ekolü var. Çünkü Alman ekolünün eksik olduğu yerler var. Kariyer gelişimi Almanların iddia ettiği gibi artık ortaokulda başlamıyor. Çok daha geç başlıyor. Esnek üretime geçildi. Amerikan sisteminin bazı avantajları var. Biz bunu değerlendirebiliriz. Biraz sonra anlatacaklarım bu sayfayı hatırlayarak. Biz bunu geçmişte yaptık, yine yaparız inancıyla lütfen izleyin. Peki nedir, ne yapabiliriz? 7 tane çok somut öneride bulunacağım ben. 1. Veriye dayalı reform yapmamız lazım. Yani öyle sabah kalktım, aklıma bir fikir geldi, hadi bunu uygulayalım dediğimiz zaman ve Türkiye gibi siyasetin çok oynak bir zeminde olduğu, tek bir hükümet döneminde bile bu özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kadar değişik dönüştüğü bir ortamda bizim reformları bütünlere ya da yöneticilere bırakmamamız gerekiyor. Bunları veriye dayalı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Bunu daha önce biz yaptık. Eğitim şuraları bunu yapıyordu. Yeniden yapabiliriz. PISA'da, TIMSS'de, uluslararası bütün verilerde zaten eksiklerimizin, gediklerimiz ne olduğu belli. Bundan yaklaşık 10 yıl önce TÜSİAD için ben bir rapor hazırlamıştım. Reformların ne olacağına yönelik. O rapora ulaşabilirsiniz ya da benim şimdi zaman olmadığı için detayına girmiyorum. Benim diğer kitaplarımda yazdığım gibi Türkiye'nin aslında eğitimde, Türkiye eğitimde, eğitimdeki sorunları çok belli. İşte yaptıklarımızı tekrar edeceğiz. Bugüne update ederek ya da dünyadaki best practice dediğimiz uygulamaları alacağız. Ama bunun için önce verilere bakmamız lazım ve verilerden hareket etmemiz lazım. Türkiye'de maalesef son yıllarda yapılan reformlar verilerden çok uzak yapılıyor. Bir örnek vereyim. Yıllar önce belki hatırlarsınız. 60 aylık çocukları okula almayı kafaya koyan bir Milli Eğitim Bakanımız vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne dediler? O zaman 60 aylık çocuğunu okula göndermezsen ceza vereceğiz dediler. Mahkemelere düşen veliler oldu, ebeveynler oldu. Bunun sebebi o dönemdeki bakanın okul öncesi eğitim kurumları açmak yerine, çünkü Avrupa Birliği'ne girme süreciydi, 60 aylık çocuklarımızın okullaşma oranı çok düşüktü. O Avrupa ile AB ile Türkiye arasındaki makası kapatmak için daha yana bir çözüm geldi bir sabah aklına bakanın. Dedi ki 60 aylıkları okula alacağız. Bu şekilde 60 aylıklar %20-30 iken okullaşma oranı bir gecede %100 olacak. Şimdi tabii bu kadar. Ve yine bir çözüm olduğu zaman Amerikalıların söylediği çok güzel bir söz var. Bizim free lunch, yani bedavaya, bedavaya yemek yok. Ne oldu? Okullar hazır değil, müfredat hazır değil, öğrenciler hazır değil. Bir gecede bütün çocuklar, 60 aylık çocuklar, 1,2 milyon çocuktan söz ediyoruz, okula başladı. Bu çocukların önemli bir kısmı halen de o kuşak devam ediyor, başarısızlıklarla devam etti. Bir kısmı okulu bıraktı, bir kısmı okuldan soğudu. İkinci yıl ne oldu? 6 ay gevşetildi. Üçüncü yıl ne oldu? Bakan değişti. Tekrar şimdi nereye döndük? Eski sisteme döndük. Bunu bir ibretlik örnek olarak açıklıyorum. Çünkü o dönemde ben dahil pek çok uzman dedi ki bunu yapamazsınız. Okul öncesinin mantığı okulla farklı. Dolayısıyla bizim going forward bundan sonraki dönemlerde bu tarz sabah kalktım aklıma güzel bir fikir geldi. Hadi bunu uygulayalım deyip 20 milyon çocuğun hayatıyla oynama şansımız olmamalı. Şimdi ikinci adım ne yapabiliriz?
Dedim ya, okulda başarının yarıdan fazlası evden geliyor. Evde de en önemli dönem ilk 6 yıl. Yani okul öncesi dönem. Bu ilk 6 yıllık dönemde, okul öncesi yıllarda biz eğer çocuklara ulaşabilirsek onların geleceğine en büyük yatırım yapmış olacağız. Şimdi bunu nereden geliyoruz? Bunun iki tane kaynağı var. Bir tanesi beyin gelişimi. Beyin gelişimine dair bizim bildiklerimiz son 20-30 yılda 2-3 ile çarpıldı. Yani 1900'lerin başında ya da 18, 19. yüzyılın ortasında bugünkü okullar planlanırken çocukların 7 yaşında okula başlamasının nedenlerinden bir tanesi çocukların beyninin öğrenmeye hazır olmadığına dair bir önyargıydı. Artık çocukların beyninin doğar doğmaz öğrenmeye hazır olduğunu biliyoruz. Mesela dünyanın her tarafında bir kitapçıya gittiğiniz zaman ya da çocuk gelişimiyle ilgili bir uzmana danıştığınız zaman ya da bir hastanede çocuğunuz doğduğu zaman size verilen ilk şey bir çocuk kitaplığıdır. Yani bebek kitaplığı. Bu bebek kitaplığı olmadan çocukların ilk 3 yılda kitapla, kelimeyle tanışmadan yetiştiği dönem bizim için kayıp dönem. Türkiye'de maalesef 1 milyon çocuk doğuyor ve Türkiye'de bu bebek kitaplığı olayı yok. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı yok. Böyle bir kültürümüz yok. Avrupa'da, Amerika'da bir kitapçıya gittiğiniz zaman göreceksiniz. Kitapçıların neredeyse yarısı artık çocuk ve bebek kitaplarına ayrılmış durumda. Türkiye'de bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ben kendi adıma bunu yapıyorum ama bütün Türkiye'de herkesin, TÜSİAD dahil, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı dahil bu konuda bir uyanış hareketi gerçekleştirmesi lazım. Çünkü çocukların beyninin %90'ı, insan beyninin %90'ı gelişimini 3. doğum yılında tamamlıyor. Bir de düşünün ne dediğimi. 36 aya gelen bir çocuğun beyni eğer desteklenmezse, eğer doğru kaynaklarla desteklenmezse beyin gelişiminin zaten önemli bir kısmı geçmiş oluyor. Şimdi burada ikinci dönem, yani ilk 3 yıl evde oluyor. İkinci dönem 3-6 yaş arası dönem, okul öncesi dönem çok daha kritik. Pek çoğunuz biliyorsunuz dünyada artık modern hiçbir ülkede 3 yaşına itibaren çocukların evde oturması gibi bir kavram yok. İngiltere'de %90 oranında 3 yaşındaki çocuk okula gitmeye başlıyor. Burada tırnak içinde okul diyorum. Yani bu okullara gittiğinizde oyun grupları var. Hiçbir şekilde matematik olsun, işte kelime okuma becerisi olsun bunlar kazandırılmıyor. Bu çocuklara oyuna dayalı öğrenme fırsatı, zengin öğrenme fırsatı sunuluyor. Bizim Türkiye'deki okul öncesi dönemde okullaşma oranımız çok düşük. Yani biraz istatistiklere de bu konuda çok şüpheyle yaklaşmak lazım ama %30 ile %50 arasında değişiyor yaş grupları itibariyle. Bunun neden önemli olduğunu bir veriyle size hızlıca söyleyeyim. Ekonomide Nobel ödülü alan James Heckman'ı belki bir kısmınız duymuş olabilirsiniz. Chicago Üniversitesi'nde halen daha yaşayan bir bilim insanı. James Heckman'a çok basit bir soru soruluyor ya da araştırma sahası çok basit bir soruyu cevaplıyor. Çocukların doğumundan 30 yaşına kadar olan dönemde onlara harcadığımız her bir doların geri dönüşü nedir? Rate of return investment. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında şu gördüğünüz grafik onu anlatıyor. Dezavantajlı çocuklar için özellikle ilk 7 yılda, ilk 6 yılda yani bir okul öncesi dönemde koyduğunuz her bir birimlik yatırım 7 kat geri dönüyor. Ve bunun dezavantajlı öğrenciler için ve Türkiye gibi bir ortamda yani çocukların hiçbir eğitim malzemesine ulaşma fırsatı olmayan çocukların oranının %80 olduğu bir ülkede bu okul öncesi dönemde bir koysanız belki 10 geri alacaksınız. En az 7 ama 10 geri alacaksınız. Dikkat ederseniz yaş ilerledikçe ilkokulda giderek azalıyor. Üniversiteye geldiği zaman bir çocuk için harcadığınız 1 lirayı 1 lira olarak geri alıyorsunuz. Yani neredeyse birebir geri dönüyor. Dolayısıyla bütün dünyada kalkınma iktisatçılarının odaklandığı alan üniversite değil, lise değil, ortaokul değil, ilkokul bile değil, okul öncesi dönem. Yani bu 3-6 yaş dönemi. Finlandiya'da eğitim işte modeli şudur budur. Yani Finlandiya'daki modelin özünde iki şey yatıyor. Biri birazdan konuşacağım öğretmenlere verilen önce. Bir diğeri okul öncesi dönem. Son yıllarda Vietnam olsun, Güney Kore olsun, özellikle Asya ülkeleri ve Çin'in iki büyük bölgesi eğitimde büyük atak yapmış durumda. Aynı şekilde okul öncesine bu yaptıkları vurguyu incelemeniz lazım. Türkiye'de belediyeler bu işe başladı. Çok mutluyum. İstanbul'da yüzü geçtiğini söyledi Ekrem Bey. Bunu sadece belediyelerle değil, kurumlarla, devletle çok eğitimli bir şekilde 3 yaşından itibaren evlerinde yetişkinlerin eğitim seviyesinin düşük olduğu ortamlarda hiçbir kitap ya da eğitici kaynağın olmadığı ortamda bulunan çocuklarımızın oranının %80 olduğunu unutmadan söylüyorum. Bizim 3 yaşına itibaren bu çocukları ev ortamından çıkartmamız,
eğitici bir ortama götürmemiz ve orada bu çocuklara yeni bir müfredatla, oyun bazlı bir müfredatla okul hazırlamamız gerekiyor. Eğer bu dönemde bu çocuklara ulaşmazsak, çocuk birinci sınıfa geldiği zaman %20'si diyelim, kabaca kullanıyorum bu istatistikleri, çocukların %20'si varlıklı ailelerden, eğitimli ailelerden geliyor. Geriye kalan %80'i bu sözünü ettiğim yoksul, eğitim anlamında, kaynak anlamında yoksul ortamlardan geliyor ve bu iki grup arasındaki makası siz eğitimde ne yaparsanız yapın, istediğiniz reformu yapın, kapatamazsınız. Dolayısıyla bizim eğitimde adres etmemiz gereken asıl reform dönemi ilk 6 yıl. O yüzden buraya çok vurgu yaparak başladım sunuma. Bunun ötesinde neler yapabiliriz? Şimdi birkaç tane nokta var. Bir tanesi hem PISA'ya göre hem TIMSS'e göre öğretmenlerden toplanan verilerden biliyoruz ki Türkiye'de son derece merkeziyetçi bir yapı var. Yani Ankara'da oturan bir kişi bütün 20 milyon öğrencinin neyi nasıl öğreneceğini, hangi ortamlarda, ne tarz binalarda ders göreceğine karar veriyor. Şimdi bu dünyanın şu an için geldiği bu esnek üretimin sanayide başka alanlarda inovasyonun söz konusu olduğu bir dönemde inisiyatif almanın çok çok önemli olduğu sistemlerden biliyoruz ki biz Türkiye'de öğretmenlerden bütün yetkiyi alarak, müdürlerden bütün yetkiyi alarak sadece Ankara'da koca bir sistemi idare edemeyiz. PISA'ya göre en son baktığımda Türkiye öğretmenlere ve müdürlere verilen inisiyatif bakımından en son sırada yer alıyor. En son sırada. Yani biz güvenmiyoruz. Şimdi öğretmene güvenmediğiniz zaman, müdüre güvenmediğiniz zaman, milli eğitim müdürlerine güvenmediğiniz zaman ne oluyor? Yaratıcılık olmuyor. Lokal da yani kendi bulundukları illerde, ilçelerde sorunlar çıktığı zaman o sorunlara yaratıcı çözümler geliştiremiyoruz. Dolayısıyla bizim öğretmenin önemine de vurgu yaptığım için baştan tekrar altını çizerek söylüyorum. Bizim öğretmenlerimize yetki vermemiz lazım, inisiyatif vermemiz lazım. Onların kendilerini geliştirme fırsatı ve deney yapma fırsatını arttırmamız lazım. Reformların buralardan yani yerelden çıkıp merkeze doğru yürümesi lazım. Bizde tam tersi oluyor. Yani merkezde işte biraz önce anlattığım gibi bir bakan geliyor, sana güzel bir fikir geliyor. Bunu aşağıya doğru bastırarak uyguluyor. Halbuki Tayvan'dan bunun gelmesi lazım. Vietnam'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Hong Kong'da özellikle bu küçük ülkelerde bile baktığımız zaman neredeyse bütün yetki müdürlerde, lokalde bizim de buraya doğru ilerlememiz gerekiyor. Beşinci reform adımı ne? Türkiye'de devlet okullarının itibarını arttırmamız lazım. Şimdi Türkiye'deki bu okullar arası fark ki birazdan sınavlar konusuna gelince de değineceğim. Okullar arasındaki fark o kadar büyük bir noktaya gelmiş durumda ki %40'ı buluyor biliyor musunuz? Okullar arası fark. Yani çocuk A okulu ya da B okuluna gittiği zaman zaten başarısının %40'ını o gittiği okul belirliyor. Şimdi bu kadar korkunç bir uçurum olması Türkiye'deki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bu %80 dedim ya biraz önce dezavantajlı çocuklar. O çocuk zaten evden dezavantajlı geliyor. Bir de yani okullar arası farkın çok yüksek olduğu ve dezavantajlı bir okula giderse o çocuğu unutun. Yani o çocuğun herhangi bir şeyi öğrenmesi ya da eğitim alanıyla geçmişte olduğu gibi sınıf atlaması, orta sınıfa gelmesi, dezavantajlı konumundan kurtulması neredeyse imkansız. Bu Finlandiya'ya tekrar bir geri dönersek %10 biliyor musunuz? Finlandiya'da iki okul yani rastgele iki okul seçin. O iki okul arasındaki fark %10'u geçmiyor. Türkiye'nin de buraya doğru gitmesi lazım. Okullar arası farkın bu kadar yüksek olması, ortalama %40 ama bunun %90'a çıktığı yerler var. Yani İstanbul'da bazı elit devlet okulları var. Hemen o okulların birkaç kilometre uzağında, Gecekondu ya da kenar mahalledeki okul arasındaki fark %90'ı buluyor. Bu fark açıldığı zaman sınav sistemini de çok zora sokmuş oluyoruz birazdan göreceğimiz gibi. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Bir kere bu fen liselerine geri dönmemiz lazım. O bildiğimiz klasik fen liselerini teknoloji liseleri olarak birazdan da söyleyeceğim. Yeniden kurgulamamız lazım. Anadolu liseleri yine bir başka bakanın yaratıcı fikriydi. Anadolu liselerine bütün seçmenler gitmek istiyordu. Bir bakan geldi dedi ki bütün liseler Anadolu lisesi yapalım. Şimdi böyle çok böyle daha yani fikir olunca hemen şüpheyle bakmamız lazım. Nitekim ne oldu biliyorsunuz? Bütün devlet liseleri Anadolu Lisesi oldu. O bildiğimiz ilk kurulan Anadolu Liseleri de kalitesini yitirdi. Bizim tekrar her ilde kaliteli bir Anadolu Lisesi kurgulayabilecek yere doğru geri gelmemiz lazım. Bu olmadığı zaman pek çok yerde artık Anadolu'nun pek çok yerinde devlette hiçbir kaliteli okul maalesef kalmadı. Yani ya çocuğunuzu bir koleje özel okula göndereceksiniz ya da şehir dışına göndereceksiniz.
Eğitim enstitüleri ki ta Osmanlı'nın son döneminden gelir bu. Hemşirecilik okulları da öyledir. Eğitim enstitüleri aslında işlevsel olarak köy enstitülerinin devamıdır ve son derece başarılı bir şekilde bütün dünyada bugün yeniden keşfedilen klinik bazlı öğretmen yetiştirme modelini uygulayan okullardır. Nedir bu? Tıpkı tıp fakültelerinde olduğu gibi öğretmen geliyor, sadece sınıfta ders alarak öğretmen olmayı öğrenmiyor, aynı zamanda gidiyor pratisyenlik yapıyor. Yani tıpkı tıp doktorlarının yaptığı gibi, onların sınıfı yaptığı gibi. Bu eğitim enstitülerinde hem okulların yanında olan, enstitülerin yanında olan okullarda öğretmenlik sürecini yaşarken aynı zamanda pratik yapıyor. Bizim bu modele geri dönmemiz lazım. Geçmişte yapmışız zaten. Aynısını yeniden yapmamız gerekiyor. Bir başka önemli nokta, bu okullar arası farkı azaltmak için bizim dezavantajlı bölgelerdeki okullara kaliteli öğretmenleri ve yetkin müdürleri atayacak yeni bir mekanizma ve ekonomik insentifler geliştirmemiz lazım. Bu arada bu bölge derken hemen aklınıza Güneydoğu, Doğu ya da kırsal kesim geliyor. Şu an kırsal dediğimiz yani köylerdeki öğrenci oranı %5 arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aslında bu dezavantajı okul derken aklımıza gelmesi gereken yer şu an sizin bu konuşmayı dinlediğiniz yerden işte etrafa doğru 10 millik, 20 millik bir radyus çizin, orada bulacaksınız nereleri test ettiğimi. Altıncı adım, bizim her ilçeye bir kent enstitüsü kurmamız gerekiyor. Okul dışı zamanın önemine ilk başta değinmiştim. Bizim 21. yüzyılda temel beceri olarak, yani bu katma değer yüksek öğretime geçeceğiz ya, orada temel beceri olarak varsaydığımız becerileri ilkokuldan itibaren ne diyoruz? STEAM, yani Science, Technology, Engineering, Art ve Matematik diye özetleyebileceğimiz. Bir dönemler bunun önemli bir kısmını fen liselerinde zaten başarıyla öğrettiğimiz becerileri artık ilkokuldan itibaren kurgulayacak çeşitli yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Şimdi okullarda bunu yapıyoruz. Fakat artık bu çağın çocukları sadece okula gidip sınıfta oturup öğretmeni dinleyerek öğrenmiyor. Nasıl öğreniyor? Yaparak, yaşayarak öğreniyor. İşte bu enstitü derken kent enstitüsü dememin nedeni zaten oradan geliyor. Çünkü John Dewey'den söz etmiştim, progresif eğitimci. Learning by doing, pragmatik modelin geliştiricisi de kendisi. Yaparak, yaşayarak öğrenme. Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi Türkiye köy enstitülerinde çok başarıyla uyguladı. Köy enstitülerinde uyguladığımız o öğrenme metodunu alacağız, kent enstitülerine getireceğiz ve Türkiye'nin büyük kentlerinde, küçük kentlerinde, her ilçesinde çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirecek, bilim ve teknolojiyi yaparak, yaşayarak öğrenecekleri zengin öğrenme ortamları sunmamız lazım. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağında çocuğunuz varsa ve şehirlerde yaşıyorsanız bu çocukların gideceği hiçbir yeri yok. Yani ilk okul öncesi dönemde hadi çocuk parka gidebilir, oyun gruplarına gidebilir, kreş var vesaire. Eğer ilkokul ve ortaokulda çocuğunuz varsa İstanbul'da örneğin ya alışveriş merkezine gidecek ya da işte evde ekrana hapsi olacak. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. New York'tayım ben şu anda. Burada mesela Liberty Institute var. Philadelphia'ya gidin orada yani her ilçede Amerika'da olsun Avrupa'da olsun Science Museum dediğimiz bilim müzeleri var. Uygulama merkezleri var. Beyin merkezleri var. İşte sanatı yaparak yaşayarak öğrendiğiniz merkezler var. Bizim bunu Türkiye'de ücretsiz olarak her kente götürmemiz lazım. Okullarda çocukların temel becerileri kazanacağını düşünüyorsanız bu yetersiz arkadaşlar. Bizim okul dışı zamanı değerlendirmemiz lazım. Özellikle uzun yaz tatillerinin olduğu Türkiye gibi ülkelerde kent enstitülerine bu anlamda da ciddi bir ihtiyaç var. Yedinci ve son adım, sınavlar. Bu sınavlarla sözünü ettiğim reformların hiçbirini biz gerçekleştiremeyiz. Şimdi hatta yarın oksijen için de yazdım. 8. sınıf sınavları var değil mi? Eğer Türkiye'de çocuğunuz okula bu sene başladıysa yani 1. sınıftan ana sınıfından itibaren 8 yıl boyunca bu çocukların en büyük stresi ne biliyor musunuz? 8. sınıfta bir sınav yapılacak. Şimdi 8. sınıfta yapılan sınav liseye geçiş sınavı. Liseye geçiş sınavına 1 milyon çocuk girdi geçen sene. Bu çocukların ne kadar başarılı sayılıyor biliyor musun? Ben Sokratik diyalog kurmaya çalışıyorum ama duymuyorsun. Sizden tepki alamıyorum. Sadece ve sadece 30 bin. Yani o da liberal yani biraz abartarak söylüyorum. Biz ne olursanız 50 bine. Geriye kalan 950 bin çocuğu biz 8. sınıfta ergenliğin o kırılgan döneminde
damgalıyoruz. Diyoruz ki sen başarısın. Bunun sebebi ne? İlk başta dedim ya okullar arası fark çok fazla. Türkiye'de elit dediğimiz, iyi dediğimiz okulların sayısı çok azaldı. Şimdi eskiden devlet okulları vardı, eskiden Maarif kolejleri vardı, eskiden işte fen liseleri vardı, anadolu liseleri vardı. Çok kaliteli okulların sayısı fazlaydı, kontenjanı yüksekti. O yüzden 8. sınıfta yani liseye geçiş döneminde çocukların neredeyse yarısı kendisini iyi hissederek liseye geçiyordu. Ben başardım duygusuyla geçiyordum. Türkiye'de 18 bin tane ortaokul var. 18 bin ortaokulun birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var. Bu 18 bin çocuğun sadece 10 bini kaliteli bir okula gidebiliyor. Yani bırakın okulun başarılı öğrencilerini, okul birincilerinin de önemli bir kısmı lisede arzu ettiği hiçbir okula gidemiyor. Dolayısıyla bizim bu 8. sınıfta çocukların kişiliklerinin, benliklerinin, özgüvenlerinin birleştiği bu kritik dönemde çocuklarımızın özgüvenini kıran %95'ini başarısız sayan bu sistemden, bu sınavdan bizim kurtulmamız lazım. Hiç sınavın içeriğine girmiyorum. Bizim, yani inanın kurayla biz çocukları yönlendirsek çok daha büyük eğitim sistemimize ve geleceğimize çok daha büyük katkıda bulunmuş oluruz. Çünkü okul birincisi çocuk sınava giriyor, başarısız oluyor ve başarısız olma nedeni ne biliyor musunuz? Farklı alanlarda bir ya da iki tane hata yapmış olması. Ben Measurement Development dersi veriyorum, doktora seviyesinde. Yani ölçek geliştirme dersi veriyorum New York Üniversitesi'nde. Benim kendi öğrencilerim için hazırladığım testi 2 hafta arayla bana verin. Yine hata yapabilirim biliyor musunuz? Bu işin doğasında var. Testlerin hata payı vardır. Şimdi biz diyoruz ki 8. sınıftaki çocuğa sen mükemmel olmalısın. Mükemmel olan çocukların da bir kısmı arzu ettiği temel top okullara giremiyor. Böyle bir sistem olamaz. Çocukları böyle bir işkenceye maruz bırakma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bu 8. sınıftaki geçiş, liseye geçiş sistemini topyekün ve radikal bir şekilde dönüştürmemiz lazım. Bir taraftan kaliteli okulların sayısını arttırmamız lazım ama öbür taraftan bu sınavdan kurtulmamız lazım. Çünkü 8. sınıfta en kritik dönemde başarısızsın damgasını yiyen çocuk liseye gidince zaten bütün özgüvenini yitirmiş oluyor. Hani onların özgüvenini destekleyeceğimiz dönemde diyoruz sen başarısın. Liseye gidiyor, hiç dersleri girmiyor. Lise sonunda ne yapıyoruz? Saçma sapan bir şekilde bu sefer de %90'ını diyoruz ki sen başardın. Hepsini üniversiteye alıyoruz. İnanılmaz bir sistem kurmuşuz. En kritik dönemde, tam onların alkışlayacağımız dönemde başarısızsın diyoruz. Liseye gelmiş, 17-18 yaşına gelmiş, artık kişiliği oturmuş. Yani biraz bizden feedback alacak, eleştiri alacak. Dönemde de diyoruz ki hadi sen başardın git. Bu sistemi dönüştürmemiz lazım, sınavları değiştirmemiz lazım. Şimdi kapatıyorum, birkaç dakikam kaldı biliyorum. Bütün bu sözünü ettiğim dönüşümü, değişimi devletten bekleyebiliriz ama sadece devletten beklemek yeterli değil. Özellikle TÜSİAD üyelerine sesleniyorum, buradaki markalara, yöneticilere sesleniyorum ve bireylere sesleniyorum. Bizim birey olarak da, marka olarak da, sektör olarak da, bu sözünü ettiğim yeri anlamda yapacaklarımız var. Ben kendi adıma bundan birkaç yıl önce Türkiye'de gittim Türkiye'ye bir kitabı yok. Bir kitabı çok pahalı, çoğu çeviri, çoğu saçma sapan içerikleri var vesaire. Dedim ki ben bebek Türkiye'de doğan bir bebek. 3 yıl içerisinde bir sosyal girişimle 1 milyon kitabı ücretsiz olarak Türkiye'nin her tarafına dağıttık. 3 yıl içerisinde. Eğer sizler de içinizde katılanlar varsa biliyor. 6 kitap ve 6 kitap toplam 12 kitaplık seriyi bütün Türkiye'ye dağıttık. Bunun dışında geçen sene Cumhuriyetimizin 100. yılı için Yapı Kredi Bankası çok ilginç, çok değerli bir proje başlattı. Ben de içinde yer alıyorum. Yarınlara Kartopu. 0-6 yaşın önemini biraz önce sözünü ettim. 0-6 yaş kaynakları çok pahalı. Ben şimdi geçen hafta bir özel yayın eviyle, burada bilmiyorum söyleyebiliyor muyuz, Can Yayınları'yla, Mundi Kitap'la bebek kitapları hazırladım. Şimdi bu bebek kitapları, hatta şurada reklam da yapayım. Burada 6 kitap var. Fiyatlarına baktım. Yani 1000 lira mı, 1200 lira mı öyle bir şey. Çok pahalı. Dolayısıyla bizim ücretsiz olarak farklı mekanizmalarla bu kitapları ya da bu kalitede kitapları, kaynakları çocuklarımıza ulaştırmamız lazım. Buradan Yapı Kredi'ye teşekkür ediyorum. Yapı Kredi geçen sene 100 bin üzerinde farklı alanlarda toplam 300 bini bulan kitap dağıttı, içerik dağıttı, online sistem kurdu ve devam ediyor bu proje. Buradan bir de Anadolu Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü öğretmenlere önemli sözünü etmiştim. Öğretmenlere yatırım yapmazsak, onları kıymetli hissettirmezsek, öğretmenlerin kendilerinin bulunduğu yerde
sorunları çözme inisiyatifi kazandırmazsak bizim eğitimdeki sorunları tepeden bakarak, uzaktan bakarak çözme olasılığımız yok. Değerli öğretmenin projesiyle bu sene, 10 yıldır devam eden proje bu sene benim de katılımımla birlikte biz artık eğitimde öğretmenlerin geliştirdiği çözümleri alıp Türkiye'ye ve Türkiye dünyaya anlatmak istiyoruz deyip teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz bizi galiba göremiyorsunuz hala, değil mi? Herhangi bir şekilde. Şimdi görüyorum. Şu anda görüyorum. Aa, Arkadan görüyorsunuz. görüyorum. Pek güzel. Böyle mi geçeyim? O zaman kürsüye geçeyim. Süremizi doldurduk aslında ama. Efendim? Buyurun. Peki, soru sormak için hala enerjiniz var. Saat oldu 4:30. Bütün gücünüzle soru soralım. Buyurun efendim. Alayım soru. Mikrofon geliyor. Hemen. Hocam, sabahtan beri hakikaten bir eğitim maratonu var. Çok da heyecanlı geçiyor. Bir dinleyicimizden. İsminiz de lütfen tamam. Ve varsa kurumunuzu temsil ettiğiniz bizimle paylaşın. Peki, teşekkür ederim. Selçuk Hocam merhaba. Ayhan Sağaltıcı ben. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarından 6 dönemdir. Şimdi 2004 yılında YÖK Başkanı Sayın Merhum Tediç Bey'e mail attım. Bilimin bilgi birikimleri yerin dibinde, bilim üretmiyor ve yaratmıyor diye. 2007 yılında da Fenerbahçe Spor ve Bilim Kongresi'nde bunu mikrofonda tekrardan etik kurulunda arz ettim. 2020 yılında da Öğretmen Kariyer Fuarı'nda dekanlar panelinde 200 tane değerli öğretmene, 20 tane profesöre "Değerli öğretmenler yetersizsiniz" diye cümleye başladım. Finlandiya örneğini örnek gösterdim. Pedagojiden bahsettim ve 10 yıl sonra dedim, soruyu da alalım dedim, mı? Alıyorum, hemen geliyorum. Konuklarımız dışı geldim terk hemen. Etmeden bir iki tane daha hocamızla belki. Hocam işte gelmiş olduğum bu kaliteli içerikleri anlattım, arz ettim ve eğitmenler de eğitilmeli dedim ve soru sormadan indim aşağı. Şimdi geleceğe dair, bugünkü toplantının verimliliği açısından geleceğe dair hangi somut adımları atarız ki gerçek niteliği çıkartıp ciddi şekilde hızlı bir yol alalım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben bunu birazcık daha kompak hale getireyim hocam. Saydığınız o 7 adımdan sizce en kolay başlayabileceğimiz hangisidir şu noktada? Hani hepsini bir miktar yaptığımız şeyler var ama mesela yapısal reform hakikaten zor, gözümüzü korkutuyor birazcık. Yani yapısal reformlar tabii çocuk yetiştirmek iyi bir yurttaş olmaya gerektirir. Seçimlere katılacaksınız çünkü Türkiye'de siyaset belirliyor eğitim politikasını ama okul öncesi dönemde ve okul dışı zamanda yani Türkiye'de iki alan var devletin olmadığı. Bir tanesi ilk 6 yıl, ikincisi de okul dışı zaman. Ben bu alanlarda yapılacakların çok olduğunu düşünüyorum. Yani 1 milyon kitap projesine, işte yapı krediyle yaptığımız yarınlara kartopya vurguyu onun için yaptım. Bir diğeri öğretmenlerin öğretmenlerle yapmalıyız. Türkiye'de öğretmenler yani ne tanıtıyorum biliyorsun onu. Azıcık mikrofona uzaklaşın isterseniz hocam. Bazen boğuluyor sesiniz. Bir daha bir. Şimdi daha evet. Söylediklerim duyulmadı mı? Yok yok, duyuldu. Arada böyle boğulmaya düştü sadece, böyle hani hafiften suyun altından, Bodrum sahillerinden bildiriyormuşsunuz gibi oldu ama büyük kısmını dinledik ve hiçbir sorun da yaşamadık hocam. Yani okul öncesi döneme ve okul dışı zamana yatırım yapmamız gerekiyor. Bir, okul öncesi dönem 0-3 yaş ve 3-6 yaş ayırıyorum. İki, okul dışı zaman yaz tatilleri için yatırım yapmamız lazım. Bunu markalar yapabilir, şirketler yapabilir. Desteklememiz lazım. Şu öğretmenleri desteklememiz lazım. Tamam. Öğretmenler, işte öğretmen, Paris'te okumuş, Van'da okuyor. Van'da ders veriyor. Şimdi dünyası bu. Sosyal sermayesi olmak zorunda. Eğitimle dünyayla buluşturmuyor. Bizim bu öğretmenler çok büyük farklı yenilikler beklememiz biraz eşyanın doğasına aykırı. Dolayısıyla bizim öğretmenlere yatırım yapmamız lazım. Öğretmenlerin tatil olanaklarını, iş yerinde profesyonel gelişim olanaklarını çok daha uzatabilirim, dönüştürmemiz lazım.
Bu konuda da ben de bir çalışma içerisindeyim inşallah. Bir dahaki sene Ahu ya da Orhan Bey orada mı bilmiyorum. Bir dahaki sene TÜSİAD bence bu programda politika konuşmayı bir tarafa bırakıp politika derken policy development anlamında. Evet. Çünkü Türkiye'de 10 yıldır sorunların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar yani ben artık sıkıldım kendimi tekrar etmemek için politika geliştirmem arasında bir şey yazmıyorum. Bizim proje konuşmamız lazım. Yani bu koşullarda bu paradigma içerisinde biz ne yapabiliriz? Belki biraz Amerika'da olduğum için çok pragmatik bakıyorum ben. Ve yapabileceklerimizin çok olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilk 6 yılda okul dışı zamanda ve gençlerde girişimcilikte bu alanlarda neler yapabiliriz üzerine TÜSİAD Türkiye'deki best practice'ları, iyi örnekleri toplasın. Biz de değerli öğretmenin projesiyle gelip anlatalım. Şunları şunları hedefledik, bunları yaptık. Başkalarına bu projelerin örnek olması lazım. Yani keşke benim zamanım olsaydı mesela yarınlara Kartopu'da biz ne yapıyoruz? Ama sen biliyorsun o projeyi ben biraz. Çok yani iyi. Onu anlatmak için görünümlü bir zaman teknolojisi olarak görüyorum. Bütün birlikte. Çünkü genelde politikayı konuştuğumuz zaman umutsuzlukla ayrılıyoruz. Ve insanların bir şey yapma arzusunu da azaltarak ayrılıyoruz. Benim Türkiye'deki bir numaralı misyonum eğer varsam herhangi bir ortamda İnsanlar onu bir kıza atıyorsa o zaman orada olmamam gerektiğini düşünüyorum. Söylenenlerimiz var. Ama gördüğünüz gibi çözümler var. Yapabileceklerimiz olarak ve bunu da özellikle yerelde, özellikle sözünü ettiğim alanlarda yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başka sorumuz yoksa hocam sizi tekrar görmek güzel. En kısa zamanda burada görelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. 7 maddeyi de not ettik. Çok teşekkür ederiz sevgili Profesör Doktor Selçuk Şirin hocamıza. Kolaylıklar diliyorum.